Buyurun. Birkaç minik örnek vermek Tabii ki. istiyorum. Şimdi Fethullahçılar gitti, menziciler geldi diyoruz ya. Çok örnek var da bazen unutuyor insan. Kızılay Holding diye bir kitap yazdım geçen yıl. Evet. Önceki Kızılay başkanlarından biriyle konuştum. Ahmet Lütfi Akar. Kerem Kınık'tan önceki Kızılay başkanı. Uzun süre başkanlık yapıyor Kızılay yönetiminde. Bir röportaj yaptık, yani herkes oradan da ulaşabilir. Diyor ki Akar, Kızılay yönetiminin tamamını Erdoğan seçiyordu. O karar veriyordu. Tüm yönetim kurulu, 9 kişilik bir yönetim kurulu var sanırım. Tarihleri tam hatırlayamıyor olabilirim. 2013-2014'te Kızılay'ın genel kurulu oluyor. Erdoğan liste bu diyor, al bunları diyor. Fethullahçılarla arası bozuluyor. Ve sonra tekrar Kızılay başkanını yanına çağırıyor. Diyor ki Akar, bu iki kişiyi at bu kurumdan. İki kişi dediği Kızılay yöneticisi yaptı ve birini genel sekreter yaptırdı. Ulvi Turgut. Eşi de Danıştay veya Yargıtay'da. İkisi de FETÖ'cü. Hatta eşi tutuklandı, bir süre sonra serbest bırakıldı. Kızılay'ın kasasını Ulviye Turgut'a teslim ediyorlar, yani Fethullahçılara. Böyle atamayız diyor tabii Kızılay Başkanı. Hani bir seçimle geliyor burası, delege oy kullanıyor falan. Olağanüstü genel kurul yapmak zorunda kalıyorlar Fethullahçıları Kızılay'dan atabilmek için. Yine Erdoğan liste veriyor. Verdiği listede yer alan isim şu an Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz. Sağlık Bakanlığı'nda basamakları Recep Akdağ döneminde üçer beşer çıkıp önemli yerlere gelen, torpille Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hoca olan, Ankara Tabip Odası'nın belgelediği bir şey bu. Alım yapılmadan önce noter tasdikli bir liste var. Diyorlar ki bu üniversiteye alım yapılacak, bu 20 kişi aynen girecek diye 20 gün sonra notere tasdikli Kişiye özel liste. Tabii. sıralanıyor. Ve orada işte Fatma Özel. Meriç Yılmaz giriyor. Yani bu çok net bir örnek. Erdoğan oradan Fethullahçıları attırıyor, Ahmet Lütfi Akar'ın anlatımına göre. Ve menzilcileri aldırıyor. Mesela bu birinci örnek. Bir diğeri neler yapabilir diye sormuştunuz, menzilciler. Şunu hiç unutmamak lazım. Fethullahçılar bir kişinin talimatıyla meclisin tepesine bomba bıraktı. Mesela bunu yapabildiler. Şimdi ben menzilde de bunu anlatmaya çalıştım. Yani bir yeri bir şeyi işaret ettiklerinde tarih tekerrür Oraya. edebilir. Ki niye etmesin? İnsanları öldürdüler işte köprüde vesaire, ateş ettiler. Yani Çıkarlar çatıştığı zaman. bunları yapanların hepsi emire uyan er değildi. Yani orada rütbeli askerler vardı. Fethullahçı askerler emir verdi. Pilot Fethullahçıydı bomba atan. Erdoğan'ı öldürmek isteyenler kaldığı otelde Fethullahçıydı. Ve bunu yaptılar. Ve İhsan Bey'in şeyi var mı bilmiyorum, takip edebildi mi? 1,5 ay önce yanlış hatırlamıyorsam Menzil Şeyhlerinden en fazla müridi olan en güçlü Menzil Şeyhi abileri Muhammed Saki el-Hüseyin'i Umre'ye gitti. Evet. Ve bir video var, o kadar çarpıcı ki bir grup cemaat mensubuyla gitmiş. Kabe'deler, Umre'deler ve müritleri Kabe'ye değil kendisine yöneliyor. Ve bir yerde kızıyor. Diyor ki bana yönelmeyin, İnanılmaz. bana yapmayın. Yani Kabe'de müritleri kendisine yöneliyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve böyle bir bağlılık var. Akıl alır gibi değil. Yine o videoyu da hani bizi izleyenler merak ediyorsa ulaşabilir. Bir 30-40 saniyelik bir video. Hatta kendi babasından bahsediyor Temmuz ayında ölen. İşte Gavs'ımız da böyle derdi, yapmayın etmeyin diye böyle biraz bağırır gibi çevresindeki herhalde bir uçak dolusu cemaat mensubu gitmişler. Onlara kızıyor, azarlar gibi kızıyor ve akıl tutulmaz yani, Evet, aklımı maalesef. almıyor. Zaten en içinden çıkılmaz durumda bu. Evet. Yani hani 1979 İran'a baktığınız zaman öncesine 12 yıllık önemli bir süreç var ve Türkiye'ninkine çok benziyor. Onun için aslında insanlar biraz da şeriat gelir mi'den korkuyor. Eğitimin içinde dediğimiz gibi ÇEDES projesi var. Ufacık çocuklar, anaokulu çağındaki çocuklar, imamlar, cami imamları, yani kendi okulunun bulunduğu mahalledeki cami imamı geliyor. 5-6 yaşındaki çocuklara